Selamlar. Yapay zeka, hayatımızı dönüştüren teknolojiler arasında hızla yükseliyor. Yapay zekanın etkilerini hemen hemen her alanda görmeye başladık. Ama bu yapay zekanın farklı türleri de var ve bunlar geliştirme amaçlarına ve yeteneklerine göre çeşitleniyor. Yapay zekanın yeteneklerine göre 3 ana kategoride ayrıldığını söyleyebilirim. Bunlar dar yapay zeka ya da diğer adıyla zayıf yapay zeka, yapay genel zeka, yapay süper zeka olarak ayrılıyor. Her biri yapay zeka hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli bilgiyi paylaşayım sizinle. Dar yapay zeka, adından da anlayabileceğiniz gibi dar bir alanda uzmanlaşmış ve belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış bir yapay zeka türüdür. Yani çok spesifik bir iş yapar ve bu işte mükemmel hale gelebilir. Ama başka bir konuda da hiçbir şey yapamaz. Mesela Siri, Alexa, Google Asistan gibi sanal asistanlar, Netflix ve Amazon'daki tavsiye motorları, yüz tanıma sistemleri, hatta otonom araçlar, hepsi dar yapay zekanın örnekleri olabilir. Bu sistemler makine öğrenimini ve sinir ağı algoritmalarını kullanarak bir görevi hızlı ve verimli şekilde yerine getirir. Ama kendi başlarına yeni beceriler öğrenme, başka görevleri yapma yetenekleri de yoktur. Başka bir deyişle insan zekasının genel yeteneklerini taklit edemezler. Dar yapay zeka büyük veri analizlerini hızlı bir şekilde yapabilir, tıbbi görüntüleri analiz edebilir, müşteri hizmetleri için chatbotlar oluşturabilir ve kişiselleştirilmiş öneriler de sunabilir. Bu sayede de endüstriyel ve ticari alanlarda yaygın olarak kullanılır. Dar yapay zeka bugün var olan tek yapay zeka türüdür. Bugüne kadar yaratılmış olan en karmaşık ve en yetenekli yapay zekaları bir düşünün. İşte onlar da sadece dar yapay zeka kategorisine aittir. Yapay genel zeka ve yapay süper zeka gibi yeteneklere dayalı diğer türler ise şu an için sadece bir teoridir. Yapay genel zeka olarak adlandırılan tür biraz daha geniş ve esnek bir yapay zeka türüdür. İnsan zekasının yapabildiği her şeyi yapabilmeyi hedefliyorlar. Yani sadece bir görevi yerine getirmekte kalmıyor. Aynı zamanda öğrenme, problem çözme, mantık yürütme, hatta duygusal tepkiler verme gibi geniş bir yelpazede çalışabilmesini hedefliyorlar. Bu da insan gibi düşünebilen, karar verebilen ve sosyal bağlamda etkileşime girebilen sistemler anlamına da geliyor. Yapay genel zeka, tıp, eğitim, bilimsel araştırmalar ve uzay keşfi gibi alanlarda devrim yaratabilir. Örneğin karmaşık bir hastalığı teşhis edebilen, yeni beceriler öğrenebilen bir yapay zekayı düşünün. Ancak bu tür bir yapay zekanın geliştirilmesi, etik sorunları, güvenlik endişelerini ve toplumsal etkiler gibi ciddi konuları da gündeme getiriyor. Yapay genel zeka henüz teoride bir kavram. Yani hala bir hayal ve pratikte gerçekleştirilmesi büyük ve teknolojik zorluklar içeriyor. Ama bu alanda atılacak adımlar insanlık için hem büyük fırsatlar hem de önemli riskler barındırıyor. Gelelim yapay süper zekaya. Yapay süper zeka, insan zekasının tüm yönleriyle aşabilen teorik bir yapay zeka seviyesidir. Bu sadece bilişsel görevlerde değil, yaratıcılık, sosyal beceriler, genel bilgi ve duygusal zeka gibi alanlarda da insanı geride bırakacak bir zeka anlamına da geliyor. Olumlu tarafından bakacak olursak yapay süper zeka, tıpkı yapay genel zeka gibi sanat, mühendislik, bilimsel araştırmalar, uzay keşfi gibi birçok alanda yenilikler üretebilir. Hatta belki de günümüzdeki tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tedavisini de bulabilirler. Ya da insanlık için de devrim niteliğinde çözümler de sunabilirler. Yapay süper zeka, yapay zeka araştırmanın zirvesi olarak kabul edilir. Yani şu yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi, insanlığı yok etmesi gibi fikirler var ya, bu ortaya koyan filmler, kitaplar, çizgi romanlar, bunlar şimdilik bilim kurgunun konusu diyebiliriz. Yapay süper zekanın öne çıkan özellikleri, sınırsız öğrenme kapasitesi, bağımsız karar verme yeteneği, tahmin gücü ve hatta öz farkındalık geliştirme yeteneğidir. Bu da onun sadece dış dünyayı algılamasını ve tepki vermesini değil, aynı zamanda kendi varlığının ve eylemlerinin de farkında olmasını sağlar. Yani bir şekilde süper yapay zekayı elde etmeyi ve onu kontrol etmek için katı kurallar koymayı başarsak bile, İnsandan daha üstün zekaya sahip olan bir makine neden bizim koyduğumuz kurallara uysun ki? Mesela fişini çekmeyi ya da sistemi ihmal etmeyi düşünün. Bunu çok önceden tahmin edeceği için çoktan buna karşı bir atak geliştirecektir ve bunu geliştirmek için de bize saldırabilecektir. Yapay süper zekanın kendi hedeflerini belirleyebilmesi ve öngörülemeyen eylemleri gerçekleştirebilmesi bu teknolojinin insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturabileceğini de gösteriyor. Yapay süper zekanın gelişimi insanlık için hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler taşıyor. Bu yüzden de bu alanda aşırı titiz ve etik açıdan da sorumluluk sahibi bir yaklaşımı benimsemek şart. Yapay zeka her geçen gün hayatımızda daha fazla entegre oluyor ve bu gelişimi oldukça heyecan verici. Ancak bu teknolojilerin potansiyelini,
ve getirilerini göz önünde bulundurarak her zaman dikkatli ve sorumlu bir şekilde ilerlemek çok çok önemli.